daha gösterelim size. Yangın buraya kadar gelmeyince yol kenarına. Şurada ekin varmış. Ne vardı? Buğday mı, yulaf mı artık? Şöyle gösterelim. Komple yanmış. Evet. Araziye kadar gelmiş. Şöyle gösterelim. Ve buradan karşı tarafa dahi atlamış. Buradan karşı tarafa, şuraya dahi atlamış. Burası da komple yanık. Evet, Gelibolu Yarımadası'nda yangın halen devam etmekte. Şöyle gösterelim. Helikopterler sürekli halen söndürme çalışmalarına devam ediyor. Gelibolu'nun Kumköy mahallesindeyiz. Burası Kumköy mahallesi. Şöyle sürekli bu göletten su alıyor helikopterler. Şuradan. Şöyle gösterelim biraz. Karşısı görüyorsunuz şöyle yanık. Evet, helikopter su almaya geliyor. Burası Çanakkale, Gelibolu arkadaşlar. Şöyle görelim. Helikopter suyunu almak için şu anda iniyor. Görüyorsunuz. Evet, Gelibolu Yarımadası'ndayız şu anda. Yangın gerçekten ortalığı mahvetmiş. Araziyi görüyorsunuz burada. Köy karşıda. Biz de olay yerine geldik. Şu anda ormanın içine giriyoruz. Orman sönmüş ama
tabii havada çok güçlü bir lodos var. Tekrar sürekli patlıyor. Gerçekten mahvolmuş. Halen sıcaklığı geliyor ve çok da kötü kokmaya başlamış artık. Yanık kokuyor. Gerçekten çok kötü arkadaşlar. Şuraya bakın. Mahvolmuş gitmiş. Evet. Gelibolu Yarımadası da gitti. Gerçekten mahvettiler. Buraları da mahvettiler. Evet. Şu anda Çanakkale'de Şehitler Abidesi'ndeyiz. Şöyle bir görelim birlikte. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir şey öğrendim. Bilmiyorum tabii ne derece doğru da belki bileniniz vardır. Şurası şimdi önce şöyle söyleyeyim. Görüyorsunuz Çanakkale Boğazı'nı. 1915'te Çanakkale Deniz Zaferi burada gerçekleşti. İngiliz gemisi bu sulara batırıldı. Şöyle bir şey var. Biliyorsunuz seyir defteri geminin kara kutusudur. Yani gemi ne hareket ederse an be an seyir defterine yazılıyor. Şimdi Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde bir kanun varmış. Ben de burada duydum tabii. Şöyle bir şey var. Bütün gemiler nasıl diyeyim? Şöyle İstanbul Boğazı'na girildi, İstanbul Boğazı geçildi gibi. Ondan sonra diyelim ki Süveyş Kanalı'ndan geçildi diye sürekli yazılıyormuş. Mesela Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçildi gibi yazıldığı söyleniyor. Yalnız Uluslararası Denizcilik Kanunu'nda şöyle bir kanun olduğu söyleniyor. Tabii ne derece doğru bilmiyorum ben de. Çanakkale'ye geldiği zaman gemiler Çanakkale geçildi değil, Çanakkale'ye girildi, Çanakkale'den çıkıldı diye yazıldığını söylüyorlar. Şimdi burada da duydum, öğrendim bunu. Ve burada bir tabloda da yazıyor. Yani gemiler seyir defterine hiçbir zaman için Çanakkale geçildi diye yazmazmış. Çanakkale'ye girildi, Çanakkale'den çıkıldı. Gerçekten çok duygulandırdı bu da beni. Bilmiyorum ama tabii ne derece doğru. Şu anda gördüğünüz Çanakkale Boğazı. Görüyorsunuz.